Fransız mücadelesi. Hadi tabii. Gerçekten bir genelini açalım. Evet yine yani tabii Kura Karabistan'a göre biraz daha görüşün daha az olduğu, ufak tefek çıkıntıların olduğu ama yine görece açık bir harita. İki oyuncuya da başarılar diliyoruz. Abbasi Fransız maçı. YCSK'yı Fransız tarafında, Wanted'ı da Abbasi tarafında izliyor olacağız. Wanted'ın nasıl bir Abbasi oynayacağını ben de merak ediyorum kişisel olarak. Altın kaynaklarının spamlarına baktığımızda Wanted'ın ilk altın kaynağı biraz sağ önde spamlanmış. Çok önde değil ve diğer altın kaynaklarına da oldukça yakın. Şeye baktığımızda YCSK. YCSK'ya baktığımızda da altın kaynakları iki tanesi en azından ilk iki tanesi arkada ve yakın. Bir tık daha avantajlı bana kalırsa altın kaynakları anlamında. Evet, YCSK biraz daha spam anlamında avantajlı. Bu oyunun gidişatı ne kadar etkileyecek göreceğiz. Şimdi YCSK 6 yiyecek. 2 altıncı da henüz. YCSK Wanted Şey daha henüz. İki sahasında. tarafta da iki oyuncu var mı? Haritayı ne kadar açmışlar? Hemen bir Onların bakalım. gözünden bakalım. Wanted Sas şu an iki öncüsüyle haritanın %40'ını %50'sini açmış durumda. Tabi bu sırada YCSK tahminimce tek gözcüsüyle değil, tamam güzel, İkinci gözcüsüyle de Wanted Sas'ın işte çalışan köylülerini rahatsız etmeye başladı. Hatta bunu eğer ki farkına varmazsa kaybedecek işçisini diyecektim. Vantusas tabii bunun farkına vardı ve işçisini hemen çekti. Rakibinin de koyunlarını çalmış oldu. YCSK hemen şöyle haritanın genelini tekrardan geri dönecek olursak da gözcü mücadeleleri, koyun kapma mücadeleleri başladı. Şöyle bir YCSK'da kereste kampı geliyor ve Wanted Sas'ta da Beytül Hikmet geldi. Dört tane altın. Evet çok kalmadı. Yakın bir zamanda şeye başlıyor olacak. İkinci çağ geliştirmesine başlıyor olacak Wanted burada. Hemen arkasından bir el arabası teknolojisi göreceğiz diye düşünüyorum. Altın çünkü biraz artmış olacak o zamana kadar. Bakalım ekonomi kanadı mı gelecek yoksa askeri kanat mı gelecek göreceğiz. Evet ekonomi kanadı. Bana kalırsa bu daha doğru bir tercih. Ekonomi kanadı geliştirmesi başladı. Burada da YCSK tarafından süvari okulunu %25, %30 civarı tamamlandığını görüyoruz. İşçi dağılımına baktığımızda 4-1-4 şeklinde şu an için dağıtmış. Süvari okulundan çıkan işçiler de muhtemelen yiyecek toplamaya katılacaktır diye düşünüyorum. Vantsas tarafında da hocam 6 yiyecek, 6 odunda çalışan işçi ve 4 altın da çalışan işçiyle devam ediyor ekonomisini oturtmaya. Bu arada aynı rahatsızlık bu sefer de Vantsas tarafından geldi. Gözcüsüyle ne kadar korunaklı bir yerde de olsa da altın kampı gözcüsüyle rahatsız ediyor Vantsas. YCSK'yı hemen YCSK'da kendi gözcüsünü çekti. Tabii şurada tek tük dolananlar var. Onlara da bir göz atmak istiyorum. Her iki taraf da kutsal mekanları da haritada açmış olmasını öngörüyorum gezdikleri yerlerden dolayı. Ve şu anda YCSK tarafında hemen değirmen geldi. Yapılmaya da devam ediyor tabii. Supply lokman olayı şey geldi. Evet. Tam ona deniyordum hocam. Supply loku da şu an geldiği için bakalım. Ev bitti ve işçi çalışmaya devam ediyor. Supply lokı ucundan kurtarmış oldu. Wanted Sas tarafında buradaki gözcü
birbirine giriyor. Tabi demeçleri eşit olduğu için bir noktada iki tarafta aynı demeci yiyor. Bütün gözcüler bir araya geliyor şu an. Bakalım ilk gözcüyü hangi taraf kaybedecek? Can konusunda avantajlı tarafta YCSK'yı görüyoruz. Bir tık daha yüksek canı var ikinci gözcüsünün. Ama tabi fight'tan, gözcü kaybından kaçındılar. Hemen bir kışla inşaatı gelmiş hocam. Vantus Sas'ta. Erken bir kışla. Ve şey yapmaya devam ediyor. Fightman mızraklı asker yapmaya devam ediyor. Tabi Fransız akınlarına karşı önceden şeyini aldı. Önlemini aldı. Ve taş toplamaya başlamış. Bu önemli bir detay tabii ki. İşçi dağılımına baktığımızda Wanted'da 2-10-3-6 şeklinde. Yani daha çok odun ve taşa göndermiş işçilerin büyük bir kısmını. 400 odun, 300 taş istiyor olacak. İkinci Time Center, şehir merkezi. Bunu yaptıktan sonra muhtemelen yine tekrar dağıtacaktır köylülerini. Ama standart bir açılış şeyden, Wanted'dan. İkinci Town Center'ını yapıp ekonomi kanadının taze gıdaları yaptım bu arada, ona baktık mı? Hocam taze gıdalar yapılmış. Evet. 25 yiyecekle çıkartıyor olacak köylülerini. Hızlı bir şekilde makrolayacak ve bunu da kullanacaktır diye düşünüyorum. Rakibi Fransız. Fransız'ın ikinci çağdaki rahatsızlıklarına, hani raidlerine karşı koyduğu müddetçe ekonomi de üstünlüğünü eline alacaktır. Çünkü YCSK'dan bir şey görmüyoruz hala. YCSK ikinci Town Center'a oynamıyor hala. Ve köylü dağılımına baktığımızda 13, 10 ve 3 şeklinde. Dolayısıyla erken bir agresiflik bekliyorum ben. 10 tane işçi odunda çalışıyor. İşte ikinci Archer Range belki gelebilir. 2 Archer Range okçuluk binası gelebilir ve bir agresiflik görebiliriz. 3. çağ rushlayacağına da çok ihtimal vermiyorum. Çünkü sadece henüz 3 işçi altında çalışıyor YCSK'da. Daha çok sanki agresif oynayacakmış gibi bir görüntü çiziyor şu an için YCSK, ama askeri binaları henüz yapılmış değil tabi böyle. Şimdi okçuluk binası, ikinci okçuluk binası da geliyor aynen söylediğim gibi. Agresif oynayacak YCSK, ikinci çağda bir olun görüyor olacağız. Bunu ne kadar savunacak? Vantitsas savunabilecek mi? Asıl soru bu. Evet, ilk gönderdiği şövalyeyi yol üstünde sıkıştırıp öldürmeyi başardı. Bu çok önemliydi. Bayağı büyük bir kazanç Wanted adına. Orada 140 yiyecek, 100 altın kaybettirmiş oldu rakibine. Şimdi Wanted'ın gözünden izlemek istiyorum. Ben Wanted acaba bu iki tane okçuluk binasını gördü mü? Ne kadarını scoutlayabildi? Ne kadarından haberi var? Şimdi scoutunu gönderiyor rakibine doğru. 8. dakika bitti. 9. dakikanın ilk saniyelerinde rakibinin üstünü gözlemleyecek. Süvari okulunu gördü. Varı okulunu gördü. Bir de ekstra bir parantez açacak olursak hocam, YCSK'nın çok değişik bir yiyecek toplama stilini uyguladığını görüyoruz. Yani öncü sayısını çoğaltıp hani geyikleri toplamaya başlamış. Bu da hani uzun zamandır Fransızlarda görmediğim bir taktik oldu. Onu da dile getirmek isterim. Şu an diğer göz binasını gördü. Diğerini görecek mi? Diğerinde bakacağız hocam. Yani biraz belki de sağdaki gözcü hareket ettirse onu da görüyor olabilir. Evet. Kötü bir. Evet. Üstünde şeyleri, okçuluk binasını gördükten sonra özellikle azıcık sağ gönderdi. İkinciyi de gör be adam. Aha gördü. Tamam. Şimdi rakibinin planını biliyor. Ne olduğunu biliyor. Kendi üstünde dar noktalara, choke point dediğimiz noktalara duvarlarını çekiyor şu an Wanted. Wanted'ın kendi üstüne bakarsak önemli noktalara duvarlarını çekiyor. Bu arada bayağı bir geyikleri çaldı. Orduyla çaldı hocam neredeyse. Bayağı fazla çaldı. 7 tane öncü yapmış, enteresan. Bayağı bir geyik emcükleri o noktada. Acaba buranın girişi olduğunun farkında mı? Wanted, yani orada bir giriş daha olduğunun farkında mı?
Şöyle bir bakayım, kapatayım. Tabii ki haritanın o bölgesini açmış ama hala şu an bir unit göndermediği için karanlık olarak devam ediyor. Yüksek ihtimal farkındadır diye düşünüyorum hocam. Yani ekstra olarak şöyle bir tekrardan şehir merkezlerine dönecek olursak Vantusas tarafında Develi Okçu gelmiş. Çünkü bir adet de okçuluk binası yapmış. Vantusas diğer tarafa bakıyorum. Ekstra olarak başka bir bina yapı var mı ya da demirci gelmiş mi diye. Öyle bir durum da söz konusu değil. Tabi asker üretimi gerçekleşmiş. YCSK tarafında hatta şu anda tam lafımın üzerine de demirci geldi. Tabii oldukça geç kaldı YCSK eğer bir agresiflik uygulayacaksa. Vant'ın 3. çağı geçmeye başladı bile. Hangi kanadı yapıyor bakalım? Kültür kanadı Kültür da. kanadı mı yapıyor? Kültür kanadında hangi geliştirmeler var? 3. sıraya bakalım abi. 3. sıra hayır. Dikey Ya olarak dikey 3. olarak sıra. 3. sıra. Buyurun hocam. O kale çağı, kale çağı değil, feodal çağı görmek istiyorum. Ha, tüm teknolojilerin maliyetini %30 düşürür. Güzel. Bir altındaki neydi? Bir daha bakalım ona. İç kaleler yakındaki birimleri her bir senede bir artı iki iyileşti. Bu da güzel. Bu. Kültür kanadıyla devam ediyor olacak. Ve üçüncü çağa geçiyor. Askeri binalarına baktığımızda Vantad'ın bir kışlası, bir okçuluk binası var. Onun dışında henüz yok. Taş topluyor mu? 7 tane şeyiyle, köylüsüyle Vantad taş toplamaya devam ediyor. Bu tabii kale olabilir. Üçüncü town center olabilir bazı durumlarda. Şimdi nüfusları bir kontrol edelim. Çünkü artık 12. dakika bitmek üzere. Nüfuslara baktığımızda Vantat'ın iki tane şehir merkeziyle 49'a 12 sayısını yakaladığını görüyoruz. YCSK ise 44'e 37 an için. Bir tık daha geride işçi sayısında fakat oldukça ciddi bir ordusu var. Ama bu ciddi ordusunu harekete geçirmekte çok çok geç kaldı. Dolayısıyla yaptığı yatırımın büyük bir oranı yani büyük bir oranda boşa gitti. Çok fazla okçusu, ikinci okçuluk binası bunlardan bir verim alamadı henüz. Saldıracak gibi de görünmüyor açıkçası. Yani bu kadar yatırım yapıp mesela o yatırımı değerlendirmedi YCSK. O kadar asker yapıp askerleri üstünde tuttu. Yani 13. dakika bitmek üzereyken bunlar basit okçular ve öncüler ağırlıklı olarak. Yani 3. çağa geçen rakibine karşı çok da başarılı olacak bir ordu kompozisyonu değil şu an için. Bakalım bu savaş biraz geçerli etkileyebilir. Rakibinin askeri üstünlüğünü gördü. Vantat şu an askerlerini geri çekmeye çalışacak ama biraz kötü yakalandı. Eğer bir şekilde zaman kazanıp arkada ordusunu birleştirebilirse bir şekilde üstün kalmayı başarabilir ama tabii YCSK tarafında ciddi bir kalabalık var. Hatta şu an Koçbaşı yapımına da başlandı. Bu kalabalığa göre Vantusas'ın bir askeri sayısına bakacağım. 7 askeri var. Karşı koyabilecek bir şu an askeri yok Vantusas'ın. Bakalım bu maçın ilk fight'ını nasıl karşılayacak? Nasıl koruyacak? Görüyor olacağız. 2 adet, 3 adet deve görüyorum. 4 adet mızraklı görüyorum. Üretim var mı diye bakıyorum kışlalarda. Şu an hali hazırda nüfus kilidi yediği için askerleri de çıkmıyor oluyor. Bakalım neler olacak. Tabii Vantusas tarafında çift TC avantajı olduğu için kendisini savunabilmesi konusunda biraz daha güçlü olabilir. Ama YCSK'nın okçu sayısı çok fazla olduğundan dolayı tüm binalara ve tüm unitlere saldırısını gerçekleştiriyor. İki koçma şu an şehir merkezine saldırırken canını şu an %50'sini kaybetti. Hatta hızlı bir şekilde tamamını kaybetmeye devam ediyor. Ve koçbaşları da okçular eşliğinde yürümeye devam ediyor. Evet, bir aksiyon. Yani bir aksiyon bekliyordum ki iç kale geldi Vantisas tarafından. Ve hala da şu an
asker birikmesi devam ediyor YCSK'da arka tarafta. Yani ordusunu güçlendirecek. Bakalım bu 3 kale izin verecek mi? Tabii büyük bir işçi çoğunluğu 15 işçiyle iç kale yapmaya çalışırken sonuçlanamayacağını fark edip iç kaleyi yıktı Vantitsas. Bu sırada remleri sniplamaya çalışıyor. 3. rem de geliyor YCSK'dan. Hocam yani işçi kaybedildi ve ciddi anlamda kaybetmeye de devam ediyor. Vantitsas'ta 51 işçi varken şu an YCSK'nın da 50 ekonomi nüfusu var. Ne diyorsun şu anki fayta? YCSK etkili girdi. Ben bu kadar etkili girebileceğini düşünmemiştim. Askeri üretim anlamında biraz yavaş kaldı. Wanted. İşte taş toplamıştı yeterince ama kale yapmakta geç kaldı. Aslında kaleyi yapabilseydi biraz önce. İkinci tam senatörünün yanına bir yere. Daha rahat savunabilirdi. Tabii bu kadar köylüsü varken ve ciddi bir olanı gördüğü zaman köylüleri çok da erken çekmesi yararlı olabilirdi. O konuda biraz geç kaldı. Yani reaksiyon vermekte geç kaldı kısacası. Dolayısıyla YCSK'nın bu yatırımı etkili bir şekilde rakibin üstünde şu an bu aralığını sürdürüyor. Beyetül Hikmet'i de yıktıktan sonra zaten simgelerin tamamını yıktığı için otomatik olarak maçı kazanmış olacak YCSK. 5 tane 6. attaşla geliyor. Koçbaşı geliyor olacak ve yeterli askeri birim yok hala. 5 tane. Şimdi işte köylüleri çekti. O köylüler tabii ki koçbaşlarını sniperleyebilir şu durumda ama o kadar geç kaldı ki bu hamleyi yapmak için. Yani 5 tane koçbaşı var. Hepsini sniperleyebilse dahi o köylülerin hepsini kaybedecek. Yani ne kadar gelecek göreceğiz. Yani maçı tamamen kaybetmekten iyidir tabii ki ama tabii. Bütün köylülerinizi de kaybettikten sonra zaten o noktadan geldiğiniz çok şey değil. Çok mümkün olmuyor. Bu 3000 canı kaldı. %25 canı kaldı sadece. Tabii. Ama %25 de bile olsa tutmayı başardı. Evet. Yani işçilerin öneminin ne kadar, ya işçilerin fazla olmasının önemini şu anda görmüş olduk. Belki de Vantitsas askerleriyle yapamadığını şu an işçileriyle koçbaşlığını sniplayarak kendini korumayı sağlamış oldu. Şimdi tabii artı bir aksiyon olarak az bir ordu olsa dahi Vantitsas tarafından bir karşı atak görebilecek miyiz? En büyük soru işaretlerinden bir tanesi o. Çünkü hem 3. çağda hem karşı tarafın bakalım askeri var mı diyeceğim. Yani kaç tane askeri var? Gözüktüğü kadarıyla YCSK'nın 8 askeri var. Belki buradan bir böyle ikinci bir zarar verme, aldığı zararın aynısını YCSK'ya verme durumunda da olabilir. Ama tabii böyle bir tercih şu an yürüme ya da böyle bir tercih görmüyorum. Vantitsas tarafında tabii bir yandan da base'ini toparlamaya çalışıyor. Ne kadar çift TC olsa da yani ben çift TC'ler biraz savunması hani çift TC'den dolayı savunmak biraz daha kolaylaşır diye düşünüyordum ama YCSK'nın o güzel baskısıyla beni yanılttı işin açıkçası. Tekrardan iki oyuncunun da ellerine sağlık diliyorum. Şu an ekstra olarak bir sağ taraftaki yemişlere açılım söz konusu vardı zaten uzun bir vakittir ama şimdi göz atma gibi bir durumumuz oldu. Her iki taraf için de aynı şey geçerli. YCSK'dan bir 3. çağ hamlesi var mı? Diyecektim ki hocam Kraliyet Enstitüsü geliyor. Şimdi bir nüfuslara bakalım öncelikle. Ne durumdayız? 57'ye 10 YCSK. 36'ya 23. Evet. Yani köylü anlamında bayağı çok çok geride. Vantit ve ikinci town center'ını kaybetti. İkinci town center'ını tekrar yapabildi mi acaba? Onu merak ediyorum ben. Bakıyoruz. İkinci town center'ı yapılamamış. Yok, tek town center'da. Tek town center'la oynuyor ve köylü sayısında çok geride. Üçüncü çağda olmasına rağmen üçüncü çağın birliklerini üretecek ekonomiye sahip değil. Dolayısıyla şu an önde olan taraf YCSK haline kadar. Üçüncü çağa daha geç geçmiş olsa da.
çok ciddi bir üstünlüğü var HDSK'nın. Tekrar toparlayabilir tabii ki Wanted, fakat buna izin verecek mi? YCSK, onu göreceğiz. Yani YCSK şu an aslında 3. çağda geçtikten sonra bir YCSK'nın rakamlarını görelim abi. Bu arada YCSK'yı seçelim. YCSK'yı seçelim hemen hocam. 24 tane altında çalışıyor. Şöyle, bu biraz bana fazla geldi ama. Şu anda o fazlalık bir anda şehir merkezine doğru yöneldi hocam. Tabi aldığı darbeden sonra Wanted Sus rakibine de zarar vermeye çalışıyor elindeki kısıtlı orduyla. Son ordunun da son damlasına kadar kullanacaktır ki bir noktada açılan farkı kapatmak adına. Tabi YCSK'da bir tarla görüyoruz ekstra olarak. Burada hemen bir daha bir ses daha aldık. Tabi arkada mızraklılar ve 3 devesi 4 devesiyle birlikte rakibini rahatsız etmeye devam ediyor. Şöyle bir Wanted Sus'a doğru gidiyorum. Birikim hala burada devam ediyor bu arada. Asker üretim konusunda hala bir hareketlilik görüyoruz. Hemen işçilerini içeri aldı YCSK. Ve bir noktada da Wanted Sus kendini toparlarken nüfus kilidinde yemiş oldu. Evet, ordunun infosunu buradaki iki tane süvariyle alıyor Wanted Sus ama tabi onları kaybetti. Ve bir adet, yanlış duymadıysam, relik sesi geldi hocam değil mi? Üçüncü çağa geçtiği için kadim eserlerden birini sol altta falan herhalde muhtemelen. Sol alt. Buralarda bir yerde olması lazım diye düşünüyorum. Almıştır götürmüştür be. Burada. Hadi meseleleri toplamaya başladı Wanted. Köylü sayısını bir taraftan toparlamaya çalışırken bir taraftan da 3. çağın avantajlarını kullanmaya çalışıyor tabii ki. Doğru görüyorsam 2. Town Center hala yok. Yani Wanted tarafında. 2. Town Center'ı 2. Town Center az önce yıkıldı hocam. Bunun yerine tekrardan inşa etmemiş. Böyle bir kaynağı yoktu zaten, edemezdi de. Şimdi hem taşı 300'ledi, odunu da 400'lerse belki yine bir town center inşası görebiliriz. İşçi sayılarına tekrar bakmakta fayda var. 23. dakika biterken 42'ye 37 Wanted Sus. YCSK 58'e 29. Biraz da olsa kapatmış farkı ama hala 16 işçilik ciddi bir fark var. Fransız tarafı da, YCSK tarafı da hala tek town center. Ve rakibine buradan bir geri dönüş fırsatı verebilir bu arada. Eğer daha aktif oynamazsa. YCSK burada. YCSK tabi Wanted duvari raidleriyle beraber biraz zaman kazandı. Arkada toparlanmaya çalışıyor bir taraftan. Şimdi sağdaki altın kaynağına doğru bir saldırı var YCSK tarafında. Buradaki piyan almayacak zannettim. Orada çıkış böyle bir şey de yapmamış. Ama zaten sınırlı sayıda olan köylülerinin bir kısmını daha kaybetmiş oluyor böylece. Evet, bu noktayı tabi öğrendiği için bu noktaya müsaade etmemeye çalışacak YCSK. Burayı engellemeye, dinaylamaya çalışacak. Burayı da savunmak isteyen bir Wanted izliyor olacağız. YCSK'nın işçi sayıları dağılımına baktığımızda 15-7-21 şeklindeydi. Çok fazla altın toplayanı var. Ve burada belki ilk savaş gelecek. Arbaletçiler, özellikle zırhlı ünitelere karşı. İkili üniteler ama zırhlı ünite sayısı sınırlı. Şu an Wanted'ın tarafında daha çok pikeman ve arbaletçi var. Birkaç tane de slasher. Sıyrılmış. Tabii. Evet, YCSK baskısını devam ettiriyor. Ordusu ne kadar ikiye bölünmüş olsa da hala
sağ tarafta bir yıkıma devam ediyor. Bu arada Wanted Sass da iki tane mızraklı süvarisiyle YCSK'nın ekonomisine zarar vermeye çalışıyor. İşçileri yaklaşık 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane işçiye öldürmüş. Tabii bunu da çok fazla raid durumu var. Raid durumu olduğu için YCSK'da şu an 6 işçiyi pek önem vermedi. Bu arada bir relik sesi daha duyduk. Relikler toplanmaya devam ediyor. Ama YCSK'da rakibinin base'ine girebilmek adına açık arıyor. Rakibinin açığını arıyor şu an. Ya da o sızmak için o açığı kendisi yaratıyor gördüğünüz üzere. Şimdi bir Vololo gördük. Tek işçiye bir Vololo geldi Wanted Sass'tan. Ama tabii o Vololo'yu da ki işi alamadı Wanted Sass. Enteresan bir hareketti. Şurada hala bir hareketlenme var ve bir topluluk var. Wanted Sass mızraklı arbaletçi karışımıyla birlikte YCSK'nın süvarilerine saldırmaya devam ediyor. Tabi sayı olarak üstünlük YCSK tarafında, süvari sayısı baya bir fazla. Muhtemelen Wanted Sass'ın oradaki askerleri sağ kalamayacak. Bakalım buradan da bir geri dönüş ya da rakibe bir ekstra bir baskı görecek miyiz YCSK'dan? Şimdi Relik'in infosunu tabii Vololo'dan dolayı aldığı için YCSK şu an bu süvarilerle hocamızı arayacak. Bakalım bulabilecek mi? Bakıyoruz. Hocam kapıdan geçiyor. Geçecek. Geçti mi? Vallahi geçti ve kendini rahat bölgeye atmış oldu. Evet, ciddi bir kalabalık oluşuyor Wanted Sass tarafında asker ordusu. Bu arada en sağdaki kutsal mekanı da almaya başladı. Tabi süvari avantajı olduğu için şu an YCSK'da bulduğu her çift suru yıkıp ekonomi zararına devam ediyor. Tabi burada bunu zamanı fırsat olarak değerlendirebilecek mi? Tekrar bir Vololo'yla. Ama tabi o hocanın kaybı kötü oldu. Relik'i de düşürmüş oldu ve YCSK'da kendini açığı bulmuş oldu. Şu an süvarileriyle giriyor Wanted Sass'ın bölgesine. Tabii bir iç kale yapımı varken bu esnada gelen her yapımda illaki bir köylü kaybı yaşıyorsunuz. O yüzden zamanlamanız da doğru olmalı. Tabii bu süvariler bakalım daha neler gösterecek bize. Daha kaç köylüyü katledecekler ya da öldürecekler diyelim. Devam ediyorum. İkinci townsend'ler gelmiş bu arada tabii Wanted Sass'tan. Köylü sayısına bakalım tekrar Wanted Sass'ın. 47-46 şeyde ne durumda? YCSK'da ne durumdayız? 59 hala köylü sayısında bayağı bir önde YCSK. İkinci TC'nin oraya atmamış, yerini başka yere almış Wanted Sass. Ondan sonra bir de burada bir hoca daha var. Bakalım süvariler fark edecek mi derken fark etti. Bir imamı daha kaybetmiş oldu Wanted Sass. Şu an kutsal mekanı naturalize etmek adına duracak mı diyecektim ama durmadı vallahi. Kutsal mekanda bana ne dedi? Ben gidiyorum. Kendimi açık yer açacağım dedi ve şu an çit surlara dalıyor. Şöyle bir base'lere dönecek olursak şu an kuşatma atölyesi gelmiş YCSK'dan. Atlı, 3 adet atlı var. Görmeyip de gözden kaçırdığımız tek mızraklı var. Süvarilere karşı Wanted Sass tarafında da hala toparlanmaya çalışmış mı hocam sence, ya da toparlanma sonuçlanmış mı? Yeterli bir yiyecek toplama durumu yok ama. Wanted yok, toparlanamadı henüz aldığı ilk saldırıdan sonra.
Soru şu aslında, avantaj toparlanamadı ama YCSK bu avantajını ne kadar değerlendirecek? Şimdi kuşatma birimlerinin çıktığını görüyoruz. Biraz geç de kalmış olsa. Kuşatma birimleri ilerliyor. Yani rakibin üzerine doğru yürümesi lazım artık yavaş yavaş. Çünkü ilk saldırıdan sonra ciddi bir popülasyon farkı yarattı. Ama bundan faydalanmadı henüz. Tam mekana doğru ilerliyor. Orada savaş olacak. Pikemenler, Larşörler ve arbaletçiler buradaki süvariler için büyük tehdit. Bakalım biz... Güzel bir vuruş. Bayağı da hasar verdi. Tabi snipe... O mancınıkların snipe'ları da çok önemli. Daha fazla hasar yememesi adına bounty sızsın. Ama şu anki süvari kalabalığı... Vant Stas'ın neredeyse bakayım tüm ordusunu bitirmemiş. Aslında hocam raid'e giderken bir adet mancınıkla bir anda kendi tarafında raid yer olmuş Vant Stas. Bu da bir dezavantaj sağladı onun için. Kendini hala savunmaya devam ediyor Vant Stas. Süvarilerle çitleri kıran YCSK'ya karşı bakalım ne kadar bir savunma sağlayabilecek. Bundan sonrası bir risk olacağını düşündüğü için işçilerini geri çekmeye başladı. Wanted Sus. Bayağı içeri girdi süvarileriyle. Orada iş çok zor. Bu savaştan çıkma olasılığı pek yok. Çünkü hem pikeman sayısı var hem develer burada bayağı debufflıyor. Yani oradaki süvarilere ataklarını düşüren bir özelliği var bilmeyen arkadaşlar için. Çok kötü bir savaş aldı burada YCSK. Çok gereksiz bir savaş. Bu savaşı kaybeder kaybetmez. Surrender geldi.